Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Şükran Günü Festivali'nin etkinliklerinden bahsedeceğim. Daha doğrusu bir inceleme yapacağız arkadaşlar. Ön tanıtımını yapmıştım oyun Asya sunucularına geldiği için şu an Asya sunucusuna giderekten bir birlik oluşturdum ve etkinlik nasıl diye görmek istiyorum. Sizlere de bunu göstermek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar oyuna girdiğimizde şöyle bakın letafet kıyafeti gelmiş. Bunun için ne gerekiyor? Bir bakalım hemen. 499 VIP puanında arkadaşlar yüklemesi yaparsanız letafet kıyafetini elde edebiliyorsunuz. Bunu kapatalım. Bunu da kapatalım arkadaşlar. Bakın bereket çerçevesi. Bunun içinde ne gerekiyor? Hemen bakalım arkadaşlar. Toplamda 500 kişi arkadaşlar 99 VIP puanı yüklemesi yaparsa yükleme yapan arkadaşlar bunu elde edebiliyor bereket çerçevesini. Bunu da kapatalım. Kutlama kısmına gelelim arkadaşlar. Neler var bakalım. Merasim topu bildiğimiz üzere. Nara aşk ve diğer etkinliklerle, belirli etkinliklerle geliyor zaten. Evet. Bunu yaptık. Bir de çark çevirelim arkadaşlar. Elmas gelebilir belki. Şansımıza. Asya sunucularında biraz oyun sıkıntılı herhalde. Sürekli yavaşlama bir dönme var. Bakalım ikinci turda o güzel 388 elmas geldi arkadaşlar zaten 2000 elması birlik kurmak için harcamıştım Toprak ıslahına da girmek istiyorum bakın Burada ödüllerde neler var Bir tane süper paye veriyor Bir tane çeyrek rastgele madalya diye bir Özellik var arkadaşlar daha doğrusu ödül var Açıklama kısmında rastgele 30 vezlerin Rastgele bir özelliği Bin birim artar diyor arkadaşlar Pek bir şey anlamadım açıkçası bundan Ödüllerde bir şeyler var mı Bakalım yaptığımız ödüllerde bir şey yok açıkçası. Şöyle şunlara da bakalım hızlı bir şekilde. Normal sıradan ödüller var. Ekstra bir şey yok anladığım kadarıyla. Şimdi buralara baktıktan sonra arkadaşlar berekete gireceğiz. Bereket bizim için önemli bir şey. Çünkü şükranla beraber gelen arkadaşlar bereket etkinliği var. Başla diyoruz şimdi etkinliğe. Burada açıklamalar var. Bu kısımları geçmek istiyorum. Bakıyoruz. O süper paya parçaları falan güzel şeyler var gibi. Bakalım hemen şimdi. Basit. Zarımızı attık arkadaşlar. 2 geldi. Git diyelim. Altın zardan bahsediyor. Bu ön tanıtımı geçelim hızlı bir şekilde. Otomatik özelliği de var. Zaten ön tanıtım videomda bunları göstermişti. Bu kısımları hızlı geçiyoruz arkadaşlar. At diyelim zarımızı. Kaç gelecek? 1. Bir kare ileri gidiyoruz arkadaşlar sanırım. Evet git dediğimiz zaman bir kare ileri gitti. Bizans ile ilgili arkadaşlar. Düşman geldi. Onu öldürdük. Tekrardan zar atıyoruz. 2. Git diyoruz arkadaşlar. Bir süper pay gayet güzel. Tekrar zar atıyoruz. 1 geldi. Git diyoruz arkadaşlar. Tekrardan bir tane öfkeli ağır piyade diye birisi geldi. Öldüremedik sanırım. Evet öldüremedik. Yardıma atlayacağım arkadaşlar ama birliğimde kimse olmadığı için atmıyorum. O yüzden tekrar saldırıyorum. Ve tekrar boş boşuna enerji harcamış olduk ama sizlere bunları göstermek de istiyorum aynı zamanda. 4 kare arkadaşlar. Mesela bundan memnun değilseniz istediğiniz yere gelmediyse altın zarı kullanaraktan istediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Kareyi kendiniz seçiyorsunuz. Şu anlık bunu kullanmayacağım. Git diyelim 4 kare atlasın. Tekrardan Bizans geldi arkadaşlar. Of. Çok fazla enerji harcayacak. O yüzden bunu bir daha gösterme diyerekten çıkıyorum. Tekrar bir zar atıyoruz. Bir geldi. Gidelim arkadaşlar bakalım. Şans kartı. Bir tanesini seçiyoruz. Evet kredi verdi arkadaşlar. Bu krediler ne işe Daha sonradan bakalım onlara da. Git diyoruz. Ama buna saldırsak alabiliriz arkadaşlar rahatlıkla. Çünkü gücü düşük oldukça. 5 birim. 5 birim gitsin bakalım nereye gidecek. Hay aksi çamura saplandınız. Kısa bir süreliğine hareket edemeyeceksiniz diyor. Kaç diyelim. Evet kaçtı. Tekrardan zar atalım. 4 geldi. Git diyelim bakalım arkadaşlar tekrardan. İlk defa sizlerle oynadığım için bir acemilik var açıkçası. Ödül geldi. Ödülden de tuhaf şeyler geldi. Bu kısma nasıl geçiyoruz arkadaşlar bakalım. Altın zarı kullanmanın sonucu değiştirmeyecek diyor. Onu başta mı kullanmak gerekiyordu? Açıkçası anlamadım. Gidelim. 5 geldi. 5 birim ileri gideceğiz. Tekrardan bir zar atalım. 2 birim. Gidelim oraya da arkadaşlar. Bu bölgede düşman yok diyor tekrar zar atıyoruz. Biraz basit gibi İlk başta verdiği süper paye iyiydi arkadaşlar. Bu düşmanı da geçiyorum boşuna enerji harcamak istemiyorum. Git diyelim. Bu şekilde adım adım gideceksiniz galiba. Şu kısma geçmek istiyorum süper payelerin olduğu kısmı arkadaşlar. Orada neler veriyor bilmek istiyorum. O yüzden enerjiyi düzgün kullanmak lazım. Evet 6 birim ileri gittik. Zarımızda 6 geldi. Bu Bizans askerinde pas geçiyorum. Altın zar dediğim zaman gene kullanamıyoruz arkadaşlar. Sanırım 3 gelmesi lazımdı. Şu özel alana girebilmek için arkadaşlar. 4 geldiği için bir şey yapamadık. Şu kuponlar neymiş merak ettim. Kupon ve kredi. Sonrasında onları da kullanacağız sanırım. 6 birim ileri gitsin. Şurada yanlardaki ödüller arkadaşlar sanırım alacağımız şeyler olabilir. Gümüş, altın sandık falan. Otomatik ilerle seçeneği var. Bataklığı açabiliriz. Giti açabiliriz. Ben giti açmak istiyorum. Hatta altın ve gümüş sandıkları da otomatik açsın. Bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi at dediğim zaman otomatik mi gidecek? Gitmedi. Nerede bir hata yaptık? Bunların hepsini tek tek açıyorum. Bunu da alamayacağımızı düşünerekten pas geçtim arkadaşlar. 5 birim geldi. Bir türlü şeyi çözemedim arkadaşlar. Otomatik git özelliği neden yapmadı? Güzel ödüller verdi. Bakalım aşama ödüllerinde neler var. Bu hançerdeki gibi ödüller veriyor anladığım kadarıyla. Yardım bölgesi ne var? Şu an kimseye yardım isminde bulunmadığımız için avatar diyor arkadaşlar. Animal atarımızı açıyoruz. Sadece şu an kilit olarak bunlar var. İyisinde ne var? Tamamlanmamış henüz. Ondan bahsediyor. Başarıyla değiştirildi. Ha, şeklimizi değiştirebiliyoruz arkadaşlar. Yürüyen şekli. Şenlik marketinde. Arkadaşlar kredileri kuponları şenlik marketinde kullanabiliyoruz. Anime Merzi fonlu 200.000 kredi istiyor. Süper paya bin. Janser rozeti 66 bin arkadaşlar. Bunları da görmüş olduk. Biz zar atmamıza devam edelim. 4 birim geldi. Onun karşısında bir adam var. O gösteri fişi. Arkadaşlar şu ödüllere 200 elması alabiliyorsunuz. Alt de işte belirli bir yükleme ile al alabiliyorsunuz. Ben elmaslarımı harcamak istemiyorum. Enerji alabiliriz duruma göre. Tekrardan zar atalım. 4 geldi. Git diyoruz arkadaşlar. Tur başa döndüğü için arkadaşlar ödül verdi. 2000 puan, 2000 kredi ile 2000 kupon şeklinde. Bu zarı neden kullanamadık? Çözemedim arkadaşlar. Şimdi çözdüm. Şöyle attıktan sonra arkadaşlar memnun kalmazsanız şöyle bir ayrıyetten seçenek çıkıyor. Biz hızlı şekilde gidelim. Belki şu şeyi denk getirebiliriz. Şuna da saldıralım. Düşmanlar çıkacak diye ön tanıtım videomda çıkmıştı zaten belirtmiştim sizlere. Bunları yenemediğinizde yardım kısmına atabiliyorsunuz. Gene bakın gösteri fişeği kısmı çıktı. Anladığım kadarıyla bu adam denk geldiği zaman şu kimse bu ödülleri elde edebiliyorsunuz. Bakın zar atacağım. Ama git demeyeceğim arkadaşlar. Şöyle 3 numarayı seçmek istiyorum. Neden seçmedi? Yani şu şekilde seçmemiz gerekiyor arkadaşlar. Onu da öğrenmiş olduk. Evet. Piyale Mehmet çıktı arkadaşlar. Arkadaşlarınızı davet edebiliyorsunuz. Ama benim hiçbir arkadaşım olmadığı için bu sunucuda bir şey yapamadık. Enerjimiz de bitti. Hemen bir enerji alalım yüz elmasımıza. Bakın yine özellikle şu kısımda arkadaşlar elmasınızı gösteriyor artık harcarken. Kullanalım. O özel alana nasıl gireceğiz? Daha önce çözemedim derken çözdük arkadaşlar. Bakın bu taktiği kullanabilirsiniz. Gayet güzel. O dört gelmeseydi iyiydi arkadaşlar. Şöyle yapıyoruz arkadaşlar. Olayı çözdüm. Şuradan bir çıkalım. Ondan sonra haritada biraz geriye gideceğim gösteriş olarak. Gösterim olarak daha doğrusu. Bakın. Ali Kuşçu geldi. Biraz konuşma geçiyor aralarında göster diyelim. Bu neymiş? Birbirini takip eden rakamlar gibi duruyor. Bir kuralı var ama anlamadım. Siz ne düşünüyorsunuz diyor. Arkadaşlar ben ne düşünüyorum? Hiçbir şey anlamadım. Bir tanesini seçiyorum. Sultan bu çok iyi fikir. Çok teşekkür ederim. Ödül verdi. Bakın. Şöyle haritada geldim. Şimdi bakın arkadaşlar. Şimdi bizim başlangıç yerimiz şu kısım binanın olduğu yer başlıyorsunuz. Şu yan taraftaki sağındaki yerler ya da sondaki yerler gelirse arkadaşlar oralardan ödüller alıyorsunuz. Şu kısım mesela çimenli kısım geldiği zaman süper paya vermişti. Şayet şu kısımlara şu an tıkladığım kısımlara geldiğiniz zaman arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. At diyorsunuz zarı ama zar attıktan sonra ilerlemiyorsunuz arkadaşlar. Şu an tabi otomatik ilerledi. At dedikten sonra arkadaşlar burada altın zarınız varsa onun içinde ne gerekiyormuş bakalım. Ne de altın zar veriyor. Yükleme ödüllerini de veriyor. Ayrıyetten markette var mı bununla ilgili bir şey? Ayrıyetten gene yükleme arkadaşlar. Tamamı yüklemeye bağlı kalmış. Yani şuraya geldiğiniz zaman şu 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane kareden birine hatta şuraya geldiğiniz zaman olmuyor da şuraya gelirsiniz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yani zar atarsınız. 6 gelirse arkadaşlar şu özel alandan gidiyorsunuz. Çimenli alandan. Şu tıkladığım yerler. Ama şayet gelmezse altın zarı kullanaraktan buraya girebilirsiniz. Ve zarları küçük ataraktan tek tek bu karelere gitmeye çalışın. Ya da 2-3 gelirse mesela. Güzel ödüller toplarsınız. Bu kısım da aynı. Şuralara geldiğiniz zaman arkadaşlar altın zarınız varsa kullanaraktan şu seçenekleri adım adım gidebilirsiniz. Anladığım kadarıyla biraz paraya dayalı bir etkinlik ama ben gayet sevdim ödüllerini. Çünkü bir kere kullandığınız zaman arkadaşlar şuradan az önce olduğu gibi çantamıza bakalım. iki tane parça toplamışız. Gayet güzel ödüller. Yani iki tane parçayı arkadaşlar bedavadan 50 etmiş olduk. Yani kısaca etkinlik güzel. Ben beğendim. Ödüller fena değil arkadaşlar. Süper paye falan. Ama puan sistemi biraz fazla ödüller için. Bunu pas geçemeyeceğim. Bu diğer kısımlar içinde arkadaşlar neler yapmak gerekiyor açıkçası bir, bir fikrim yok. Etkinlik geldiğinde göreceğiz bunları da. Bakıyoruz bunlara. Gayet güzel. Fena değil arkadaşlar. Oynanabilir bir etkinlik. Ama biraz paraya dayalı. Şey, yüklemeye dayalı bir etkinlik. En az yüklemeyle hatta hiç yükleme olmadan da arkadaşlar bir şeyler yapabilirsiniz. Bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Artık sizlere yavaş yavaş veda edeyim. Kanalıma abone olmayı ve videolarımı beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Bildirimler özelliğini açaraktan yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Sizleri seviyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.